Herkese merhaba. Nasıl çalışır video serimin ilk videosuna hoş geldiniz. Zaten ilerleyen dakikalarda da fark edeceğiniz gibi bu video çekme ve özellikle de YouTube işinde çok yeniyim. O yüzden şimdiden affınıza sığınarak bu videoya başlıyorum. İlk videomuzda DC motorların ve fırçalı motorların nasıl çalıştığı hakkında belli bilgiler anlatacağım size. Ve bir küçük AC motorlardan slip ring motorun fırçalı motorlara çok benzediği için slip ring motorlardan da bahsedeceğim. Ama temel olarak ilk önce bu videoda ve daha sonraki videolarımda bahsedeceğim bazı teknik terimleri anlatmam gerekiyor. Bunlardan ilki özellikle drone motorlarına aşina olanların en çok kafasını karıştıran buradaki KV. Bu KV ne anlama geliyor? Bu K bir sabit, yani matematikte kullanılan bilinmeyenlerin yanında kullanacağımız bir sabit. Bu da hız anlamına gelen velocity'nin V'si oluyor. Bu iki karakter birleşip KV'yi oluşturuyorlar ve kilowatt'tan farklı olarak bu bir güç birimi değil. Motorun voltaj başına atacağı RPM, yani dakikadaki tur sayısını belirten bir terim. Yani 10 kW'lik bir motorunuz varsa, bu motoru 10 voltla çeviriyorsanız bu motor 100 RPM dönecek demektir. Stator motorların sabit kısmı. Fırçalı motorlarda bu stator hakkında çok derin bilgiler vermeyeceğim, ancak ilerleyen videolarda yine stator hakkında daha incelikli ve dikkat etmemiz gereken noktalar hakkında bilgiler vereceğim. Rotor motorun hareketli kısmı. Yani stator sabit, rotor motorun hareket eden kısmı diyebiliriz kabaca. Bobin statora sarılı olan, genellikle bakırdan oluşan, dışı yalıtımlı, ince ve inceliği neredeyse kablonun tamamında aynı olan, temelinde bir kablodur. Diş bobinlerin statora sarılı olduğu her hücreye verilen isimdir. Fotoğraflarda zaten göstereceğim, işte burası diş, burası stator diye. Mıknatıs bildiğiniz gibi motorun içinden manyetik alan oluşturabilmek için kullanılan parçalar. Çoğunlukla neodimiyum kullanılıyor. Kolektör sadece fırçalı motorlarda bulunan bir parça, fırça gibi. Motora giden akımın zamanlamasını mekanik olarak kontrol eden parçadır diyebiliriz kabaca. Fırçada bu kolektöre sürterek motora giden akımı aktaran parçadır. Rulman, motorun milini yerinde sabit tutan ve motorun eskimesini değil, kendini harcayarak motorun ömrünü uzatmaya yarayan bir parçadır. Yine fotoğraflarda göstereceğim rulmanın da ne olduğunu. Şaft da mil, yani bildiğimiz motorun dönen hareketli kısmını motorun merkezinde tutmaya yarayan parça. Şimdi fırçalı motorlar, temel olarak ilk aklımıza gelen fırçalı motor deyince şu oyuncakların içinden çıkan, üretimi ucuz olan, böyle görünen bir motor yani. Bu motorun içini açtığımızda şu dışındaki plastik parçanın içi böyle görünüyor. Şunlar bahsettiğim fırçalar. Aslında daha büyük sanayi tipi motorlarda burada karbon direkt plakalar oluyor ve bu karbonlar direkt sürterek karbonlar buradaki kolektörlere sürterek elektriği iletiyor. Ama bu tarz daha ucuz motorlarda böyle basit çözümler üretiliyor. Burada dediğimiz komülatör dediğimiz parça kolektör, windingsler, bobin, axle da zaten aks. Bu motorun şu metal şasisinin içi de üstten bakıldığında böyle görünüyor. İki tane mıknatıs. Tabi bunlar neodmium değil, daha düşük kaliteli. Buradaki bizim aşina olduğumuz rulmanlardan biraz daha farklı olan bir tür, ama bu da rulman. Yani hareketsiz rulman. Ve en dışında motorun şasesi. En basit haliyle bu şekilde küçültülebilir bu motorun çalışma prensibi. Zaten iki çıkışı var motorun. Buraya pilin artı ve eksisi bağlanıyor. Şu şekilde fırçalar bu kolektörün üstünden elektriği ileterek şu yönde bir manyetik alan oluşturuyor. Bu mıknatısın iç yüzeyi kuzey, bu mıknatısın da iç yüzeyi güney kutbu olduğu için
Aynı kutuplar birbirine itiyor ve bu motor sürekli olarak dönmeye devam ediyor. Nasıl dönmeye devam ediyor dersek, burada daha detaylı bir GIF'te bunu açıklayabilirim. En temelinden bu az önce gördüğümüz, yani şu motorun çalışma prensibi şu şekilde. İlk olarak buradan aldığı elektrikle buradaki kolektörlerden bobinlerin tümünü yüklüyor. Buradaki diş üzerindeki bobinler güney kutbu yükleniyor. Bu diğer ikisi kuzey kutbu yükleniyor. Biraz döndükten sonra buradaki kutuplardan bir tanesi boşa çıkıyor. Üstü güney, altı kuzey kalıyor. Kuzey kutbu kuzey kutbunu itmeye devam ediyor. Ve biraz daha ittirdikten sonra buradaki kutup da güney yükleniyor ve bu sefer bu iki kutup birbirini çekerken bu iki kutup birbirini itiyor. Ve bu rotor döndüğü için sürekli olarak üzerindeki kolektörle birlikte bu fırçaların temas ettiği kolektörler sürekli olarak değişiyor. Bu kolektörler de bu dişlerin üzerindeki bobinlere bağlı olduğu için bobinlerin yükleri sürekli olarak kuzey veya yüksüz veya güney olarak değişiyor. Bu da bize böyle sürekli bir dönüş sağlıyor. Cordless fırçalı motorlarda durum biraz daha, ya tasarım biraz daha karmaşık. Dişlerin üzerine sarılmış bobinler yerine bobin direkt havaya sarılmış biçimde duruyor motorun içinde. Ve bu bobinler kolektörlere direkt bağlı yine. Normal fırçalı motorlarda olduğu gibi. Tek farkı mıknatıslar bu housing'in dışında değil de merkezinde bir yerde. Yani bu içinde görmüş olduğunuz boşluğa giriyor mıknatıs. Bu mıknatıs iki kutuplu olmayabilir. Yani bu mıknatısı tam ortadan böldüğümüzde burası kuzey, burası güney kutbudur diyemiyoruz. Çünkü bu mıknatıslar ikiden fazla kutuplu olabiliyor. 4 kutuplu, 6 kutuplu, 8 kutuplu gibi. Yani bu yüzeyi kuzey, 90 derece yanı güney, yine tam arkası kuzey ve bu 90 derecenin tam arkası güney şeklinde olabiliyor. Bu şekilde farklı mıknatıslar kullanılabiliyor. Ama yine bunda da fırçalar kolektörlere sürterek akımın zamanlanmasını kontrol ediyor. Bunun bir avantajı motoru daha küçük boyutlarda üretebilmek oluyor. Daha küçük boyutlarda üretilince de işte bizim fırçalı mikrolarımız veya DJI Tello'nun kullandığı motorlar da aynı bu şekilde cordless fırçalı motor. Bizim mikro dronlarda kullandığımız motorların bir kısmı da böyle. Küçük küçük mikrolarda fırçasıza geçiyor. Ama daha o boyutta fırçasızların üretilmediği dönemlerde, yani bu zaten geçen seneye tekamül ediyor. Bu fırçalı motorlar kullanılmak zorunda kalınıyordu. Bana sorarsanız avantajlı mı diye, fırçasızlara kıyasla avantajlı mı? Herhangi bir avantajı var mı bu motoru kullanmanın drone'da? Kesinlikle hiçbir avantajı yok. Kullandıkça ne kadar çok kullanırsanız o kadar kısa sürede değiştirmek zorunda kaldığınız motorlar fırçalı motorlar. Dolayısıyla yani sürekli 2-3 ayda bir motor değiştirmek yerine fırçasız bir sistem almak hem daha yüksek verimle daha uzun bir uçuş süresi elde etmenizi sağlar hem de sürekli motor çıkart motor değiştir derdinden kurtulursunuz. Şimdi fırçalı motorların fırçasızlara temel avantajları ve dezavantajlarından bahsedip bu videoyu sonlandıracağım. Fırçalıların fırçasızlara kıyasla en büyük avantajı ucuz maliyetli olması. Bunun dışında başlangıç torkları sensörsüz fırçalılara göre daha yüksektir. Nedenini soracak olursak, rotorun pozisyonunu mekanik de olsa bir şekilde bildiği için bu motor, yani ESC'ye bir geri bildirim yapmasa da hangi bobine akım göndermesi gerektiğini kolektör ve fırçalar yardımıyla bilebiliyor. Yani bir geri bildirim olmaksızın en yüksek torku üretebileceği bobinlere akımı gönderip motorun start almasını sağlayabiliyor. Bu da mesela bir fırçasız motorlu drone'unuz var. Ağaçta kaldı bu mu? Ağaçta kaldı bu cihaz. Siz arm etmeye çalışıyorsunuz ama pervaneler böyle dala tıkıt 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 diye vurup motorun start almasını engelliyor. Halbuki motorun küçük bir gazı olsa oradaki o yaprağı dalı fıttıracak üstünden. O yaprağı dalı pervane hemen kopartıp uçuşuna devam edebilecek. Ama buna sensörsüz olduğu için dronlardaki fırçalı motorlar izin vermiyorlar.
Çünkü başlangıçtaki ilk start torku yeterli olmuyor. Halbuki fırçalı motorlarda durum böyle değil. Siz arm etmek istediğiniz zaman eğer yeterli gücü veriyorsanız, fırçasızlarda yeterli gücü verseniz bile arm olamaz. Yeterli gücü sağlasanız bile arm olamadığı durumlar olabilir. Hatta bu durumlarda motorların yandığı bile oluyor. Ama fırçalılarda bu durum böyle olmuyor. Başlangıç torkları çok daha yüksek olduğu için o yaprağı kesip atabiliyorlar ve uçuşa devam edebiliyorsunuz. Fırçalıların quadlarda kullanılmasının tek avantajı bu olabilir. Bu da ne kadar büyük bir avantaj tartışılır. Dezavantajlarına gelecek olursak verimleri daha düşük. Genel olarak çalışma torkları daha düşük. Aynı güç ve boyutlardaki fırçasızlara kıyasla fırçalılarda devir çok daha yüksek oluyor. Bunun nedeni bunu farklı özel üretimle aşmak mümkün. Ama özel üretim yaptırdıktan sonra yani maliyeti arttırdıktan sonra fırçalı kullanmanın bir mantığı kalmıyor. Dezavantajlarına gelecek olursak fırçalıların verimi fırçasızlara kıyasla çok daha düşük. Ayrıyetten kömürü değişebilen modellerde sürekli bakım yapılması gerekiyor. Değişemeyen modellerde direkt motorun yenilenmesi gerekiyor. Çoğunlukla bilyeli rulman yerine diğer tür daha düşük kaliteli rulmanlar kullanılıyor. Ki bu rulmanların eskimesine daha zaman gelmeden motorun kömürleri yüzünden motoru çöpe atmak zorunda kalıyorsunuz. Kısaca fırçalı motorlar şu an günümüzde kullanılması pek mantıklı olmayan, sadece maliyet yüzünden tercih edilen motorlar. O yüzden fırçasızlarla kıyaslandıklarında fırçalı motor kullanmanın tek bir sebebi olabiliyor. Bu da o boyutlarda başka fırçasız bir motor bulamamak. Son olarak videoyu kapatmadan AC motorlardan bir tanesi bu fırçalı motorlara çok benzediği için ondan da bahsedeceğim. Slip ring yani wound motor dediğimiz motorlarda burada görebileceğiniz gibi yine fırça mekanizması var. Ancak buradaki kolektörler fırçalı motorlarda olduğu gibi böyle dikine değil, yatay bir biçimde konumlandırılmış ve bobinler bu kolektörlere belli sıralarla bağlanmış oluyor. Bu fotoğrafta özellikle dikkatinizi çekmek istediğim bir şey, buradaki kolektörlerde kömür izi bulunmuyor. Bu kömürler fırçalılara göre çok daha az eskiyor. Ayrıca bu yüzeylerin parlak olmasına dikkat etmenizi istiyorum. Fırçalı motorlarda da ilk üretildiğinde bu yüzeyler parlak olsa da kömürler ve fırçalı motorlarda bu kolektörlerin dikey konumlanması yüzünden zamanla bu parlaklık kömürlerin taraması yüzünden eskiyor ve pürüzsüzlüğünü kaybediyor. Pürüzsüzlüğünü kaybedince kömürleri daha çabuk eskitmeye başlıyor. Dolayısıyla motor kendi kendini yemeye başlıyor. Bunda durum biraz daha farklı. Bu kömürler yine sürtünmeyle eskise de fırçalı motorlara kıyasla çok daha uzun süre dayanabiliyor. Daha az bakım gerektiriyor. Ayrıyetten maliyeti diğerlerine göre bir tık daha düşük. Bu video serisinde büyük ihtimalle slide kullanmaya ve bilgisayardan anlatmaya devam edeceğim. Ama yine de şöyle anlatsam daha iyi olur gibi yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Fırçalı motorlar hakkında veya başka bir konu hakkında bilgi almak istiyorsanız yine altta belirtirseniz sevinirim. Kanalımdan diğer videolarımı da kontrol edebilirsiniz. Sonuna kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.